Kur'an ancak sünnetle anlaşılır. Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem aradan çıkarmak isteyen bazı kimseler, Hazreti Peygamber'in sadece bir nakilci, diğer bir ifadeyle bir postacı olduğu, vazifesinin sadece Kur'an'ı tebliğden ibaret bulunduğunu, Kur'an'ın dinle ilgili her şeyi açıkladığını, sünnetin veya başka bir şeyin dini hükümlere kaynaklık etmesine, Kur'an'ı açıklamasına gerek kalmadığını savunurlar. Din kardeşim, iyi düşün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'de toplu bir şekilde bildirilenleri, yani kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Nebi'nin varisleri olan mezhep imamlarımız, hadis-i şeriflerde üstü kapalı olarak bildirilenleri açıklamasalardı, Nebi'nin sünneti kapalı kalırdı. Böylece, her asırda gelen alimler, Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem tabi olarak, kısa ve üstü kapalı anlatılanları açıklamışlardır. Mesela, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şerifleriyle bize bildirmeseydi, nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri, nisap miktarları, şartları ve farzları, sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'a bir kimse, "Bizimle yalnız Kur'an'la konuş. Kur'an'dan delil getir." deyince İmran ona, "Sen tam ahmaksın. Kur'an-ı Kerim'de farzların, rekatlarının sayısı açık olarak var mı? Yahut bunda sesli okuyun, diğerinde sessiz deniyor mu?" buyurarak onu susturdu. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, "Yolculukta namazın kasr edilmesi, yani 4 rekatlı farzları 2 rekat olarak kılmaktan soruldu ve biz aziz kitapta korku namazını buluyoruz. Fakat seferi namazı bulamıyoruz." denildi. Sorana, "Ey kardeşimin oğlu, Allahu Teala bize peygamberi gönderdi. Biz bir şey bilmeyiz. Ancak biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız. O seferde 4 rekatlı farzları 2 kılardı. Onu teşri eden, yani şer'i hüküm olarak belirleyen Resulullah'tır." buyurdu. Beyhaki, İmam Şarani, Mizanül Kübra, Mukaddime Bölümü, 5 Ekim Mevlana Takvimi,